Böyle kaç kez vuruyorsunuz? Valla hamura bağlı. 30 da oluyor, 40 da oluyor, 10 da oluyor. Oo. Bu hamur set biraz uğraşıyor. Hamurunda ne var peki? Ne kullanıyorsunuz? Tuz var, bakalım. Su var, tuz var. Püf noktası nedir yaptığınız şeyin, katmerin? Ustalık mı? Elde mi bitiyor? Böyle inceltip açıyorsunuz. Sonra içine şeker, fıstık. O koyduğun neydi? Süt kaymağı. Tabii sık sık yapınca değil mi? Eliniz pratik hemen. Şimdi şekeri koydum. Fıstığı bol yedirdim. Kapatılışını da şöyle görelim. Eyvah, adamlar geldi arkadaşlar. Mesleği öğrendiler. Sırlarınızı öğrendim. Nasıl yapılıyor? Artık ben de yapabilirim katmer. Üstünü yağladın değil mi usta? Üstünü yağladın. Şöyle geçeyim ben. Şu tahtanın üzerine alacağız değil mi onu da? Oradan fırına bir tane daha geldi. At bak. Herhalde ikiye yaklaşık galiba. Böyle meşhur. Odun fırınında pişiyor. Özel bir odun kullanıyor musunuz, meşe odunu? Meşe mi? Tamam. Kaç dakika pişecek böyle? 10 dakika pişecek. Tamam. Bu pişmişi şimdi fırından çıktı. Ha, olmamış mı? Tamam. 10 dakika pişme sürekli burada devam ediyor. Ustam kolay gelsin. Seni de çekelim. Ben püf noktalarınızı öğrendim şimdi. Gel, şöyle dönelim mi? Ben ışığı sırtıma alayım. Gel sen şöyle. Evet. Şöyle alalım. Şimdi şöyle gelin. Arkadaşlar tamam. En başta Antep yörük. Hoş geldiniz diyoruz. Çok sağ olun. Antep yörükün sabah kahvaltı gelen katlı. Evet. Biz de kahvaltı etmeye geldik. Metanetten sonra. Ustalarını yapayım. Hamuru elle açıyoruz. Evet. Sizin yörüğünüz hakiki süt kaymağı. Bizim tabirimizde sağan kaymağı koyuyoruz. Kaymağın üzerine toz şeker ve fıstık. Tamam. Yani bunları serede gelin lütfen lütfen aldım sularak. Bazen arkadaşlar diyor. Benim sulandı şimdi yiyeceğim sıcak sıcak bir tane. Yani artık püf. Ufak bir ikaz yapayım. Göremizde pozunda biraz yük ve bol geldi. Süpaj pozunu söylemeyin derim. Artık grup halı gelirseniz. Tadımlık. İkiye yarı yarı için ki biraz daha sağlıklı. Kesmesin mideye de şey olmasın, zor olmasın diye. Hayır, iptal be. 34 yapayım. İki katmer 34 liraya. Kaça satıyorsunuz tam şeyi? Katmer o zaman 15 liraya gelmiş oluyor. Tamam. Evet abi. Tamam. Püf noktası nedir peki? Püf noktası en başta mesleğimi sevmemiz. Tamam. O belli. Süper. Sert buğday ürünü vardır. Onu güzelce dinlendirdikten sonra yoruyoruz. Yumaklar bir gün kadar tekrar dinleniyor. Ha bayağı. Yani mamuller bildiğimiz sözde değil, özel bir doğallık vardır arkadaşlar. Yani benim bütün bu yöremde adetli. Düğün gece sabahı gelinle damat ilk sabahı bundan yapıyorlar. Evet. Buradaki amaçla yöremizde evliliklerin uzun müddet devam etmesi olabilir. Yani az tadı bozulmadan bir ömür boyu devam etsin diye öyle bir görevimiz var. Bu seviyede herkese Antep'e davet ediyoruz. Gelsinler diyoruz. Süper. Ağzım sulanıyor. Ben bir önce katmerimi yemek istiyorum. Ağzına sağlık ustam. Sağ ol. Teşekkür ederim.